Ya bırakın bu ayakları. Bu millet koyun abi, koyun. Oy verdikçe koyunlaşıyoruz ya. Hala da söylüyorum ya. Yayınlayın abi ya. Ya abi bıraksınlar bu ayakları ya. Ben vicdanen rahatım. Ben AK Parti'ye oy vermedim. Bak ben ne diyorum sana? Ben vicdanen rahatım. Bak vicdanen rahatım. Bugün Muhsin Yazıcıoğlu nerede? Nerede bitirdiniz adamları ya? Abi geçeyim abi, geçeyim geçeyim. Kimse geçinemiyor. Geçsinler bu işi. Millet bu şekilde davranırsa korkak olur gider abi. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Böyle AK Parti yoluna devam etsinler, tamam mı? Koyun abi bu millet. Hala söylüyorum, koyun. Atatürk adamın yaptığı yerleri de sattılar, bitirdiler, hali yok. Onlar da yok. Allah kurtarsın bizi onlardan. Başka bir şey, artık Allah'ın da gücü yetmiyor bunlara. Oğlum AK Parti 20 senedir zaten başta ya. Yapsa şimdiye kadar yapardı ya. Hala 20 sene önce dediklerini şimdi yine diyorlar. Bu din var ya, din. Bu Türkiye'de din var ya, sanki biz Hristiyan çocuğuyuz. Bu millet bu kadar koyun mu, gerizekalı mı? Bazıları makarna yemiş olabilir ama bu makarna yemeyen bu toplumda çok insan var. Sıkacaksın boğazını, ölmek üzereyken azıcık bir şey vereceksin, ondan sonra senin kulun kölen olacak. Türkiye'deki Türkler Allah'ın izniyle hiçbir zaman Mustafa Kemal'in yoluna çıkmazlar. Bir avuç peştemalı şeytan oynasın dursunlar. Sadece söyleyeceğim tek bir kelime var, tamam mı? Hiç kimse, ama hiç kimse insanı düşündüğü yok. Bak ben sana ne diyorum? İki kişi çalışıyoruz ha. Eşim ve ben. Bak ne demeye çalışıyorum? Eşim ve ben çalışıyorum. Bir kadının çalışması gerekiyor mu? Bugün bir kadının çalışması gerekiyor mu abi? İki kişi yetişemiyoruz ya. Yetişemiyoruz. Ya çalışanları emeklilere ezdirmedik şimdi, diyorlar, böyle açıklama yapıyor. Ya abi bıraksınlar bu ayakları ya. Ben vicdanen rahatım. Ben AK Parti'ye oy vermedim. Bak ben ne diyorum sana? Ben vicdanen rahatım. Bak vicdanen rahatım. Bugün Erbakan'ın yolundan hiç kimse gitmedi ha. Hiç kimse Erbakan'ın yolundan gitmedi. Söylüyorum ben bunu. Ya istediği kadar yayınlayın abi. Bugün Erbakan Erbakan diyorlar. Hani nerede Erbakan? Bugün Muhsin Yazıcıoğlu nerede? Nerede bitirdiniz adamları ya? Söyleyin bana. Hani nerede? Yok. Ülke mi abi, millet? AVM'ler ya, millete bak. Abi geçeyim abi, geçeyim geçeyim. Kimse geçinemiyor. Geçsinler bu işi. Ya şöyleymiş, enflasyon şöyleymiş. Şu maaşı şu kadar yapacağız mı? Şunu şu kadar yapacak mı? Ya bırakın bu ayakları. Bu millet koyun abi, koyun. Oy verdikçe koyunlaşıyoruz ya. Hala da söylüyorum ya. Yayınlayın abi ya. Şimdi herkes korkarsa böyle millet korkak olur gider ha. Açık söylüyorum sana ya. Millet bu şekilde davranırsa korkak olur gider abi. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Böyle AK Parti yoluna devam etsinler, tamam mı? Koyun abi bu millet. Hala söylüyorum, koyun. Başka hiçbir şey demem. İstanbul'daki bu kötü gidişata dur diyeceğiz diyor. Bir kim diyecek? Murat Kurum mu diyor? Allah kurtarsın bizi onlardan. Başka bir şey, artık Allah'ın da gücü yetmiyor bunlara. Kimi Murat Kurum mu gelecek de bizi? Oğlum AK Parti 20 senedir zaten başta ya. Yapsa şimdiye kadar yapardı ya. Hala 20 sene önce dediklerini şimdi yine diyorlar. Ne diyecek? Ne diyecek ne? Ne diyecek? Yapmadı mı? Kurum bakan değil miydi? Bu ver 20 kağıt, ver 15 kağıt, afet 7-8 katlı binaları o değil mi afeden? Daha ne şey yapacağız? Muhalefet de yok. Ben muhalefete de bir şey demiyorum. Var mı muhalefet? Bu adamlar gene böyle bir şeyler yapar eder de Allah millete yardım etsin. Hiç mi umut yok abi? Hiç mi düzelmez? Niye düzelsin? Bak bizim köye bir şey gelmiş. Kadının birisinin çocuğu, bir tane çocuğu varmış, öbürleri su dolduruyorlardır çeşmede. Bak bunu iyi dinle. O bir çocuğu olana demiş ki, öbürü kadın gelmiş. Hızır geldi Hızır. Ne ediyor? Çocuk veriyor. Elimdekini almasın da demiş. Ben çocuk mucuğu istemiyorum demiş. Bu, ya arkadaş günlük etiketler değişiyor bak. Ya, şuradan bir parça al. Yarın bir daha git iste o parçayı. Varıyorsun marketin şeyine. Adam bugün portakal 35 lira, yarın 45 lira yapıyor. Ya bu dolarından markından da değil. Bu doları marka her gün mü artıyor arkadaş? Mazot 15 al, bir senedir 3 kuruş iniyor, 5 kuruş çıkıyor. Ama şeye varıyorsun çorbayı içmeye, bugün 40 lira, yarın 60 lira. Kime, kim yani bu diyenler demedi mi şimdiye kadar? Diyemedi mi? İşte bu kadar. Canım kardeş, Ekonomi Bakanı 6 ay önce demedi mi? Doların daha gideceği yer yok, Türk parasının daha gideceği yer yok. Bundan sonra şöyle olacak diye. Demediler mi? Daha ne? Bunlara siz inanıyor musunuz? Bu din var ya, din. Bu Türkiye'de din var ya, sanki biz Hristiyan çocuğuyuz. Yunanistan'dan geldik. Dini almışlar böyle, almışlar, bay elden gitti. Bay falan gelirse Müslümanlığımız gitti. Kardeş sen benim kanım, sen bana şu kiramı ver, ben Hristiyan oldu, ben Hristiyan olayım. Nedir memleket, bu dinine imanla hep kaybettik ya. Ben elhamdülillah Müslümanım. Ya Atatürk bu o kadar devletlerle uğraşmış, o kadar milletine uğraşmış da kazmayla kurayla bu memlekete şey yapmış. Atatürk adamın yaptığı yerleri de sattılar, bitirdiler, hali yok.
Onlar da yok. Onlar da yok. Adam diyor ki bu 15-16 sene öncekini iyiydi diyor. İyiydi. Burayı satıyordu, şuraya yatırıyordu, yapıyor zannediyordu. Bitti, her taraf bitti. Bak bu adamlar benim köylüm. Biz anamızdan doğduğumuz zaman en kötü evde 3 tane 4 tane inek vardı. Kuzu yok şimdi, kuzu, kuzu. Adam ne inirasın kardeşim? Adam yedirmeye bir şey yok. Kuzu yok. Ne yapacak? Bana yapmış maaşımı. 7.500 lira, 10.000 lira. Bir de böyle yapıyor. 10.000 liraya düşük maaş. Kendisi bir kuruş veriyor helali. Şöyle ettik diyor. Ne 10.000 lirası bilmem. Ne edeceğim ben 10.000 lirayla? Var mı kiraya 10.000 liraya yer? Ama bu devlette, bu din, din olduktan sonra biz de ne diyor ya? Allah diyor benim diyor çoluğumun çocuğumun diyor ömründen alsın ona versin diyor. Niye ben çoluğumu çocuğumun ömründen, ben kardeşime vermem ömrünü de ona vereceğim. Allah vermiş o ömrü, ben ona niye vereyim? O işte bunlar olduktan sonra, bu din iman olduktan sonra bizde daha iyi hayatta bir şey olmaz. Benim dinimden imanımdan sana ne kardeşim? Ben gavur olsam ne olur? Hristiyan olsam ne olur? Türk olsam Müslüman? Benim buramda var mı? İşte bu kadar. Ne edeceğim ben? Ermeniyim işte, Hristiyanım işte bilmem. Ya biz çocukken Ermenilerin yanına geliyorduk. Adam senin kuruşunu yemez, o Ermeni var ya. Kuruşunu, hakkını yemez o Ermeniler. Ha, bizimkiler yalla. Sadaka verip dilendirmeye alıştılar bizi. Teşekkür ediyoruz. Önce muhtaç et, tabi et, sadaka ver, kendinin olsun. Başka ama diyecek bir şey. Emeklileri ezdirmedik diye açıklama yaptılar biliyorsun. Ya dalga mı geçiyorlar ya? Bu millet bu kadar koyun mu, gerizekalı mı? Bazıları makarna yemiş olabilir ama bu makarna yemeyen bu toplumda çok insan var. Yayınlayabilirsiniz de bunu. Emekliden de çok oy oluyor abi. Bir şey diyeceğim de kamera önünde söylenmez. Bilmem ne yapıldığı yere gider derler ya. Aynen o hale sokuldu. Çünkü bu milletin sermayesini cahillikle, ne kadar cahil insan olursa onların işine çok girecektir. Sıkacaksın boğazını, ölmek üzereyken azıcık bir şey vereceksin. Ondan sonra senin kulun kölen olacak. Eğitimli insan istemiyorlar. Bugün sınıfta kalma yok. Üniversiteye kaydolan herkes geçip okul mezunu oluyor. Eğitim sıfır. Hangi ülkedeki hangi aydın insanlara muhatap olacaksın? Ülkedeki insanı herkesi aptal yerine koymuşlar. Aptallar sürüsü diplomalı bir sürü insan var. Bu diplomalı aptalların yetiştirdiği ve yönettiği bir ülkede geçiniyoruz. Beyefendi hazretleri böyle buyurmuşlarla gidiyor. Biz krallık devrinde yaşamıyoruz ya. Biz cumhuriyetteyiz ya. Bir kişi ne derse olacak. Peki beynini kaybetti. Osmanlı sultanlarından Deli İbrahim vardır. İki defa tahta çıkardılar. Çünkü o andaki idarecilerin durumunu onu gerektiriyordu. Bu koca imparatorluğu Sultan Deli İbrahim iki defa tahta çıkarak yönettilerse bir şey sultanların emirleriyle çıkarları için bu işler böyle gidiyor. Ortada onun eş başkanıyım dedi. Çıktı açıklama yaptı. Onun sonra şimdi inkar ediyor. Madem İsrail'in Orta Doğu'daki çıkarlarını sen düşünüyordun, İsrail'in çıkarlarını sen savunacaktın, şimdi niye bağırıyorsun? 28 Ekim'de Filistin mitingi yapıldı. Niye? Cumhuriyet'in 100. yılını gölgelemek için. Birinci ayın birinde Unkapan'da yürüyüş yapıldı. Niye yapıldı? Bunların Cumhuriyet'le kavgalı. Neredeyse bu ülkede Atatürkçüleri vatan aynı gözüyle görecekler. O duruma gördük. Başka bir şey demeyeyim şimdi. Saçlıya girmesin. Görüşmek üzere. 49 dam yapıldı biliyorsun. Nasıl değerlendiriyor? Zam mı? Geri alsınlar. Ne diyebilirim yani? Ya boşuna beni boşuna çevirdin seni bu kadar halkın arasında yani. Gelip de beni çevirmez. Kime sorarsanız sorun. Bir tek küfür etmediği kadar herhalde. Ben teşekkür ederim. Olacak abi böyle. Biz ezdirmedik emeklileri diyorlar. Olacak bir şey yok. 2025 yılına kadar bu hükümet böyle gider. 2026'da düzelteceğiz diyor mu hani? Güven veriyor mu? 2026'ya kalmaz ya. Kalmaz. Yok kalmaz arkadaşım ya. Ama 2026'ya kadar, 2025'e kadar bu hükümeti kimse kovamaz. Sistemi bu. Sistem nedir biliyor musunuz? Her yere Suriyelileri, onları bunları yerleştirdiler ya. İstanbul'u alacaklarını mı zannediyorlar? Biraz akıl işi. Maçoğlu da geldi bak. Maçoğlu niye geldi acaba biliyor musunuz? Şunu açıklamıyor. Ben Tunceli'yim gerçi de. Bu sene siz yapın, seneye bize devredin. Ama CHP, ama HDP zaten bir ona bir ona. Seçim bu. Ya İmamoğlu kurum kim ya? Kurum Tayyip'in emrettiği bir adam. İmamoğlu'na başka var mı? Eğer insanlar gerçekten hizmeti görüyorsa, hizmet istiyorsa İmamoğlu'na verecekler. Ankara'da Mansur, İstanbul'da İmamoğlu. Diğerleri teferruat. Murat Kurum diyor ki İstanbul'daki kötü gidişata dur diyeceğiz. Ya onların pisliklerini İmamoğlu temizliyor. Onlar 20 küsur sene İstanbul'u ne hale getirdiler? Onlar rant peşinde, İmamoğlu hizmet peşinde. Aradaki fark bu. Kesinlikle kardeşim. Eğer bir insanlarda vicdan varsa, birazcık merhamet varsa kuruma oy vermezler. Anladın mı? İmamoğlu'na vermeler lazım. Nankörlük yapmayacak.
Kaç tane kreş açtı? Kaç tane çocuk şeyleri açtı? Süt dağıtıyor. Kim dağıttı? Tayyip Erdoğan da belediye başkanı. Ne yaptı İstanbul'a? Hiyanet ettiler. Eğer hiyanet ettirmek istiyorlarsa kuruma verecekler. Hizmet ettirmek istiyorsa İmamoğlu'na verecek. Ben kardeşime bir şey söyleyeyim. Bir yerde eğer kaçak varsa istediğin kadar su doldu denize be. Bunlar rantçıları var bunların. Bunların bir sürü tarikatları var, bilmem neleri var. AK Parti tarikatlarla hareket ediyor. Yani kendi iradesiyle hiçbiri hareket etmiyor. Tarikatlar. Kimdi tarikat ya? Diyor ben Allah'a mektup gönderdim. Bunların peşine giden bir ziyanete eğer o veriyorsa yazıklar olsun. Tayyip Erdoğan diyordu ki bir tane yüzüğüm var diyordu. Gemileri nereden aldı? Ben Tayyip Erdoğan'ı çok eski tanırım. Ben 67'den beri İstanbul'dayım. Ben petrolcüyüm. 50 küsur senelik petrolcüyüm. Çok iyi tanırım. Flöden. Ama yani insanları kandırmayla. İnsanları kandırıyor. Parmağını sallıyor. Nas var nas. Niye kendine nas demiyor? Kendi %88 zam aldı. Emekliye 10 bin lira veriyor. Allah varsa ki var. Allah onları helak edecek. Bu kadar fakir, fukara, emekçi, emekliler ağlıyor, ağlarken sen milletvekillerine 200 bin lira, yandaşlarına 300 bin lira, çift arabalar, efendime söyleyeyim bir sürü. Yani AK Parti demek israf demek. AK Parti demek şeye doğru aşağı gidiyor demek. İran ya şeriat istediler. Ne oldu? Geçen camide şeriat istiyorlar. İran şeriat ne dedi? Ne oluyor İran? İnsanlar şu anda herkes özgürlük için çırpınıyor ama çıkamıyorlar, kurtulamıyorlar. Bunların amacı bu ama muvaffak olamazlar. Türkiye'deki Türkler Allah'ın izniyle hiçbir zaman Mustafa Kemal'in yolundan çıkmazlar. Bir avuç peştemalı şeytan oynasın dursunlar. Hiçbir şey yapamazlar. Anladın mı güzel kardeşim? 10 bin lira ya bir ekmek 10 lira olmuş. Nasıl geçineceksin kardeşim? Bir kira 15 bin lira. Nasıl geçinecek? Bu adam kiraya verse kendi aç kalacak. Her gün birbirini dövüyorlar kiracılarla ev sahipleri. Birbirini dövüyorlar, birbirini öldürüyorlar. Bunların yegane sebebi de AK Parti'dir. Onun için kardeşim elini vicdanına koysunlar. Bu zihniyetin gitmesi lazım. Bu ülkede bunun gitmesi lazım. Bunlar geç kaldı bile. Bunların gitmesi lazım. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ben söyleyecek miyim lan? Tabii ki Ekrem İmamoğlu ya. Bu da soru mu ya? Valla bir sürü neden var. Türkiye'nin çağdaş aydın yüzünü gösteriyor bence yani. Çok böyle ahım böyle bir belediyecilik değil ama öbüründe kıyaslanmayacak kadar kaliteli bir insan bence. Çünkü kimsenin önünde ilik iliklemiyor. Anlatabiliyor muyum? Kişiliği var kendisinin yani. En önemli özelliği bu bence. Kişilik, şahsiyet sahibi. Murat Kurum da diyor ki İstanbul'a geldiğimiz zaman kötü gidişata dur diyeceğiz diyor. Hangi kötü gidişata? Emeklilerin maaşına mesela bir şey yapabilirler mi? 22 senedir bekleyen emekliler 1.60 üstünde alırken asgari ücretin şu anda 0.60'a düşmüş. Asgari ücretin karşısında emeklilerin yani hesap bilen herkes bunu 2 dakikada hesap edebilir. İlkokul matematiğiyle bile bunu hesap edebilirler. Karşılarında çocuk mu var zannediyorlar? Neyi kandırıyorlar? Anlatabiliyor muyum? Kim memnunmuş? Yani hayvancılar mı memnunmuş hayatında? Gidin bakın 13,5 lira süt. 14,80 maliyeti var. Herkes yapabilir bu hesabı. Yani ben şahsen arkadaşım var. 14 tane hayvanı vardı. Bir tane bıraktı kendine evine. 13 tanesini kesti adam. Çatalca'da. Yani birebir görüyoruz zaten bunu. Yani onlar yapmıyor. Ormanın içinde gezdirme yeri var hayvanın. Yani otu bile fazla para verip almıyor yani. Adam öyle olduğu halde kurtarmıyor diyor yani. Kurtarmıyor, bırakıyor adamla. Başka iş yapıyorlar. Maliye Bakanı 2026'da düzelteceğiz. Bakın 2026 ile 20 şeyle bu 2022'de başladı bu AKP. Ben kötü niyetli olarak da geldiklerini şey yapmıyorum yani. Öyle bir şey söylemiyorum ama şöyle bir şey tespit ettim. Belediyecilikten geldikleri için bu kadrolar Binali Yıldırım falan hepsi beraber. Veyseler olur falan. Hepsi belediyecilikten geldiği için belediyecilikte şöyle bir şey yaptılar bunlar. Hiç yatırım yapmadan tamam mı? Giderleri kıstılar. Parayı çoğalttılar. Üst geçit yaptılar. Alt geçit yaptılar. Yani halka harcadılar. Tamam. Ama yatırım yapmadı. Yatırım yapmayı bilmeyen insanlar olarak Türkiye'yi yönetmeye geleceğim. Ben eyvah demiştim o zaman da. Anlatabiliyor muyum? Çünkü aynı kafa giderler mi dedim. Çünkü o alışkanlığı. Sadece ihale yapıyor adamlar. Satmayı biliyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Fabrika açma yok, istihdam yok, öyle bir şeyleri yok. Anlatabiliyor muyum yani? Öyle olunca da aynen bu durum ortaya çıktı yani. Adamın mantığı şu yani ben et pahalıysa dışarıdan alırım. Tamam da seni et üreten arkadaş ne yapacak? O Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyor. Ne yapacak o arkadaş? Ne yiyecek, taş mı yiyecek o adam ya? Bunu ben mi düşüneceğim yani? Bizi yönetenler düşünecek. Para veriyoruz düşünsünler diye. Düşünmek istemiyorlarsa bıraksınlar yenisi gelsin. Yani kimsenin babasının tapılı malı değil orası yani. Yapan gelecek yani. Şu anda emekliler 31 Mart'ta güzel bir şamar atmak zorunda yani. Şamar atmazlarsa kendileri yumruk yemeye devam edecekler. Bu kadar basit. İkisinden birini seçecekler yani. Buyursunlar seçsinler.